Cambridge'deki en eski binayı ve en ilginç yapılardan bir tanesini göreceğiz. Cambridge sokaklarında gezerken bir Türk gördük. Fakat bu Türk de Cambridge'in ruhuna uyan bir Türk. Değerli hocamız, merhaba. Merhabalar. İsmim Yeşim Sultan. Araştırma için geldim Cambridge'e. Postdoktorumu yapıyorum. Alan Turing, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların şifresini çözen kişidir. İkinci Dünya Savaşı'nın bir yıl erken bitmesi demek, 2 milyon insanın daha ölmesini engellemek demektir. Bu meyhane, yaşamın şifresi, DNA'nın buluşunun ilan edildiği yer. Evet, burası St. John Koleji, Cambridge'deki önemli okullardan bir tanesi. Bunu yaptıran kişi Lady Margaret Beaufort, aslen Fransız, Tudor hanedanını kuran 7. Henry'nin annesidir. Bu Beaufort hanedanının bir amblemi var. Bakın şurada keçi gibi iki tane hayvan var. Bunlar esaslı keçi değildir. Bu hayvanların adı Yale, Yale diye yazılıyor. Yale hayvanları, mitolojik hayvanlar. Böyle boynuzları düşmanına karşı dönüyor. Pullu böyle, yılan pullu gibi pulları var. Yani gerçekte olmayan varlıklar. O ailenin arması bu olduğu için o hanımefendi de bunu buraya yaptırınca kendi ailesinin armasını koymuş. İki tane var Cambridge'de bundan. Bir tanesi St. John Koleji'dir, bir tanesi de Darwin'in mezun olduğu Christ Koleji'dir. İkisini de yaptıran kişi Lady Margaret Beaufort. Şimdi çok ilginç bir yapıya gidiyoruz. Cambridge'deki en eski binayı ve en ilginç yapılardan bir tanesini göreceğiz. Sence bu ne olabilir? Neye benziyor? Vallahi şöyle bakınca ben türbeye benzettim. Güzel. Cami de olabilir. Kümbet falan Selçuk. Evet, kümbet. Benziyor. Evet, evet. Gayet mantıklı şeyler. Cami de olabilir. Burası bir kilise ama çok farklı bir kilise. Bakın bir kiliseye bak. Bir de şuradaki kiliseye bak. İkisi de kilise. Çok ama farklı. Bunun mimarisi çok farklı. Bu kilise Tapınak Şövalyeleri Kilisesidir. Ama biz de Tapınak Şövalyelerini daha Kudüs'ten biliriz. Evet, Kudüs'ten biliriz. Çünkü kuruluyor orası. Şimdi Haç Seferleri'ni biliyoruz. Haç Seferleri işte Avrupalılar bir araya geldiler ve Kudüs'ü Müslümanların elinden almak için düzenledikleri seferlere deniyor. Kudüs'ü ele geçiren şövalyeler bir topluluk kurdular. Bir tarikat, bir cemaat, bir yapı kurdular. Ve buna da orada yaşadıkları için Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Hazreti Ömer Mescidi'nin içinde yaşadıkları için o tapınakta yaşadıkları için de bunun adına Tapınak Şövalyeleri dediler. Bunlar kendilerine göre yemin ettiler. İşte biz evlenmeyeceğiz, mal mülk sahibi olmayacağız, hiçbir şeyle uğraşmayacağız. Tek amacımız Kudüs'ü korumak ve buranın işte bir Hristiyan krallığı olarak kalmasını sağlamak dediler. Tabii bu çok büyük bir mankes buldu Hristiyan dünyasında. Birçok önemli kral, çok önemli insan onlara bol miktarda paralar gönderdi ki hani yeter ki onlar orada kalsınlar diye. Ve birçok kişi de Tapınak Şövalyelerine katılmak istedi. Yani ortada böyle bir insanlar tarafından makul bulunan, çok değer verilen büyük bir yapı oluştu. Fakat tapınakçılar başarılı olmadılar. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü onlardan aldı ve bu insanlar memleketlerine geri döndüler. Tapınak Şövalyeleri tek milletten değildi. Birçok farklı milletten asker vardı. Bu askerler kendi memleketlerine geri döndüler Kudüs'ü kaybedince. İşte Cambridge'den oraya gidip de Kudüs'te bulunan Tapınak Şövalyeleri buraya geri geldiler. Buraya geldiklerinde arkadaki kiliseyi kurdular. 1130'du bu kilisenin kurulma tarihi. Ve Cambridge'deki en eski bina burasıdır. Tapınak Şövalyelerin kilisesidir. Bu kiliseyi kurdular. Onlar Hazreti Ömer Mescidi'ndelerdi. Onlar Mescid-i Aksa'nın içindelerdi. İşte oradaki Tapınak Şövalyeleri oraya benzer bir mimari form yaptılar. İşte o mimari form da budur. Bu Orta Çağ Kudüs mimarisi. Kudüs mimarisidir. Okay. Bu klasik Orta Çağ Gotik mimarisi değildir yani. Daha çok İslam mimarisine andıran, biraz daha Orta Doğu mimarisini andıran bir mimari formdu. Tapınak Şövalyeleri buraya geldiklerinde burada kiliseleri kurduktan sonra burada faaliyetlere başladılar. Amaçları yine aynıydı. Asker toplamak, Kudüs'e gitmek ve tekrardan Kudüs'te bir Hristiyan kuralı kurmaktı. Fakat 2. 3. 4. bir sürü sefer yapıldı. Fakat onlar başarılı ulaşamadılar. Kudüs bir daha Hristiyanların eline geçmedi. Hep Müslümanlarda kaldı. Peki ne oldu Tapınak Şövalyelerine? 1500'lü yıllarda Tapınak Şövalyeleri artık çok büyük bir güç haline geldiler. Avrupa'nın her yerinde, Fransa'da, İngiltere'de, diğer ülkelerde büyük bir maddi güç, büyük bir ekonomik güç, aynı zamanda da böyle bir nevi krallara alternatif güç gibi gözükmeye başladı. Bu kadar büyük bir güçten krallar rahatsız oldular. Özellikle Fransa kralı bundan ciddi rahatsız oluyor.
ve tapınak şövalyelerini ortadan kaldırıp onun malına, mülküne bir nevi çökmek istedi. Bir nevi hani böyle kayyum atama falan var ya, bir nevi böyle kayyum atayım, onun malı mülkü benim olsun demek istedi. Ve bu amaçla tapınak şövalyelere iftira atıldı. Tapınak şövalyeleri önce Fransa'da, sonra adım adım diğer Avrupa ülkelerinde de kaldırıldı. Tapınak şövalyeleri kaybolmadı. Tapınak şövalyeleri yerin altına indi ve yerin altında gizli olarak faaliyetlerine devam ettiler. Hatta işte komple teorileri var değil mi? Dünyada çok konuşulan teoriler var. İşte dünyayı tapınak şövalyeleri yönetiyor. İşte bilmem ne zengin adam tapınak şövalye. Hatta Kraliçe Elizabeth gizli tapınakçıydı falan diye böyle internette dolaşan çok fazla komple teorileri vardır. Efe Bey, şimdi canına yani bu tapınak şövalyeleri biz tamamen dünyadan elimizi eteğimizi çekeceğiz diye yemin etmişler. Doğru mu? Evet. Şimdi dünyayla bu kadar alakasını kesen insanların mal varlığına el koyan krallar zengin oldu diyorsun. Evet. Demek ki o kadar mal varlığı elde etmişler. Tabii çok fazla mal var. Nasıl oluyor bu? Hem dünyadan el etek çekiyor. Herkes onlara bağışta bulunuyordu. Yani hani büyük bir sevaptı onlar için bu. Onlara bağışta bulunmak. Çünkü onlar kendilerine göre kutsal bir amaçları vardı. İşte o Kudüs'ü tekrardan Hristiyan devleti yapacaklardı. Onun için de çok fazla paraya ihtiyaçları vardı. Savaşacak askere ihtiyaçları vardı. Biraz da o dönemin şartlarına göre revaçta olan din, dükkanı iyi araştırmışlar bu tapınakçılar. Evet. Tabii ki denilebilir. Bakın burada şehir planını gösteren güzel bir maket var. Burası az önce gördüğümüz Tapınak Şövalyeleri Kilisesi. Bakın burası St. John Koleji'ydi. St. John Koleji'nin şapeli burası. Biz bu yoldan böyle yürüdük. Burası meşhur Trinity College. Trinity College'in bulunduğu mekan. Bu mekan. Bakın böyle geldik. Şu anda bakın bu kilise, şu anda bulunduğumuz kilisenin olduğu yer. Kilisenin olduğu yer burası. Biz şu anda buradayız. Şimdi buradan King's College'i göreceğiz. Arkada Queen's College var, onu göreceğiz. Ve gezimizde bu şekilde devam edeceğiz. Şehir planı bir maket halinde. Şehir merkezinin planıdır bu. Şehir merkezinin planı bir maket halinde burada sunulmuş. Gezerken ilginç bir enstantaneye denk geldik. Az önce Filistin'i korumak için yemin eden tapınak şövalyelerinin kilisesini gezdik. Şimdi de bir şapelin yanında, büyük bir şapelin yanında Cambridge'de Cambridge'li Yahudilerin Filistin'in özgürlüğü ile ilgili yapmış olduğu bir protestoya denk gelmiş olduk. Çadırlar onun için kurmuşlar ve Cambridge'li Yahudiler olarak Filistin'e özgürlük istiyoruz diyorlar. Dünya bir garip. Cambridge sokaklarında gezerken bir Türk gördük. Fakat bu Türk de Cambridge'in ruhuna uyan bir Türk. Değerli hocamız, merhaba. Merhabalar. İsmim Yeşim Sultan. Araştırma için geldim Cambridge'e. Postdoktoramı yapıyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden geldim. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü. Bir senelik buralardayım. Nasıl? Cambridge'in havası nasıl? Cambridge'in havası benim için edebiyat kokuyor. Yani benim yürüdüğüm her yerde bir roman esintisi, bir şiiri, bir şair esintisi görmek mümkün. Ben o gözle bakıyorum açıkçası Cambridge'e. Ben Trinity College'dan çok etkilendim. Bahçesi, kütüphanesi, chapel dedikleri o ibadet haneleri müthiş. Bir de birçok şair benim okuduğum İngiliz edebiyatının tarihi olarak buradan geçtikleri için beni çok etkiledi. Yani Trinity College. Okuduğumuz zaman onların böyle hayal ürünü olduğunu hep düşünüyoruz. Hep bir hayal dünyasındayız ama buraya geldiğimizde aslında her şey gerçek. Gerçeklik payı var. O gerçekliğin içinde kendimizi böyle hayali bulmak, fiktif olarak görmek bence çok güzel bir duygu. Peki şu soruyu sormuş olsam, herkesin görebileceği bir yere bir şey yazma imkanınız olsaydı ne yazardınız? Believe in yourself. Kendinize inanın. Yani inanın. Önce kendimize inanacağız. Türkiye'de de güzel üniversiteler var. Çok değerli öğrencilerimiz de var mutlaka. Peki neden bilimsel alanda o kadar büyük çalışmalarımız olmuyor? İmkan mı yok üniversitelerde? Bence Türkiye'de çok güzel çalışmalar yapılmakta. Çok çok kıymetli bilim adamlarımız da var. Sadece bilgiye ulaşılabilirliğimiz konusunda akademisyene, öğrenciye daha fazla kapı açılmalı. Buna daha fazla bütçe ayrılmalı diye düşünüyorum. Ya bugün maalesef hiçbir akademik çalışması olmayan insanların rektör olduğu bir dönem. Bu da tabii biraz bazı şeylerin gerilemesine neden oluyor olabilir. Bu da ayrı bir şey tabii. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Şimdi 8. Henry'nin yaptırdığı Trinity College'i görmüştük. Burası da onun babası 7. Henry'nin yaptırdığı King's College, Kralın Koleji. Cambridge'deki önemli kolejlerden bir tanesi. Bu King's College'in şapeli. King's College'in şapeli Cambridge'in sembolüdür. Yani internete Cambridge'de yazdığınızda karşınıza çıkacak olan fotoğraf %80-90 bu fotoğraftır. Muhteşem, devasa bir şapel. Ondan dolayı da genelde böyle Cambridge'in sembolü olmuş. King's College önemli bir kolej. Çünkü bunun çok önemli bir mezunu var. O mezunun adı Alan Turing. Enigma. Enigma, bravo. Alan Turing, 2. Dünya Savaşı'nda Almanların şifresini, kendi aralarındaki o gizli şifresini çözen kişidir. Şimdi Almanlar, Hitler liderliğinde 2. Dünya Savaşı'nda tüm Avrupa'da ciddi egemen oldular. Onların kendi aralarında geliştirdikleri bir yazışma vardı. Şifreli bir yazışmaydı bu. Bu yazışma çözülemediği için de bir türlü Almanların nereye ne çıkartma yapacaklarına dair bilgi edinilemiyordu. İşte bununla alakalı birçok heyet kurulmuştu. Heyetler çalıştılar, uğraştılar, başaramadılar. Alan Turing'in başında olduğu heyet bunu çözdü. Ve Enigma adı verdikleri bir makine yaptılar. Bu makineyle Almanların şifresini çözdüler. Bakın, tarihçiler diyor ki Enigma sayesinde, bu makine sayesinde 2. Dünya Savaşı bir yıl daha erken bitmiştir. 2. Dünya Savaşı'nın bir yıl erken bitmesi demek 2 milyon insanın daha ölmesini engellemek demektir. Adam bulduğu bir makineyle 2 milyon insanın canının kurtarılmasına vesile oluyor. Bu bakımdan da dünya tarihi içinde önemli bir adamdır. Şimdi bak, Enigma'dan bahsettik, kod bilimi. Az önce elektromanyetizmden bahsettik, kısa dalgalardan bahsettik. Ondan sonra yerçekim kanunundan bahsettik. Yani bunları üst üste koyduğumuzda bugün dünyaya ışık tutan, dünyadaki yaşamı kolaylaştıran birçok buluşun bulunduğu yer Cambridge'di diyebiliriz. Evet, şimdi çok ilginç bir yapıya gidiyoruz. Hadi bakalım. Adım başı tarih. Burayı gez gez bitmez herhalde. 3 günde de gezemeyiz burayı. Şurada evet. Bir kalabalık var. Bu ne? Evet, burası çok ilginç bir saat. Bunun adı Corpus Saati. Latincesi Chronophage diye geçer. Cambridge için yeni sembollerinden biridir bu. Yani esasında çok yakın tarihte yapıldı. Fakat artık Cambridge için sembollerinden biri haline geldi. Bu saatin takıldığı binanın bu duvarı Corpus Christi Koleji'dir. Corpus Christi Koleji'nin bir parçası oldu burası. Şimdi saatin çok ilginç özellikleri var. Birincisi, çok kıymetli bir saattir. Aşağı yukarı 10 milyon dolar değerinde. 10 milyon dolar. Altın, evet. Mıdır? Nedir bu? Evet, bravo. Altındır. Tamamen bu sarı görmüş olduğunuz alan altın. Tamamen altından yapılmak. Özellik şu. Esasında bu saat, bunun adı zaman yiyici. Buradaki bu çekirgeye benzeyen o varlığın her hareketi bir saniye. Bak, en dışındaki saniyedir. Görüyor musun? Bakın, en dışındaki mavi ışık var. Onun içindeki dakika, onun içindeki saat. Yani şu an saat ne oluyor? 4'ü 16 geçiyor. Bunu görüyoruz. Saniye ilerliyor. Diyor ki her adımda ömründen bir an gitti. Bir an daha gitti. Bir an daha gitti. Ona göre yaşa. O zaman ben bu saate bir isim koyayım. Evet, buyurun. Tefekkür saati. Evet, çok iyisin. Bravo. Evet, bu bir tefekkür saatidir. Chronophage, zaman yiyici. Hayatımızı tefekkür etmemiz için esasında bir özellik barındırıyor. Ömrümüz geçip gidiyor. Ona göre yaşa, dikkat et. Hayatına neye değer veriyorsan o değer verdiğin şeyleri daha dikkatli yaşa, daha fazla vakit geçir. Ona göre kendine dikkat et. Bu demek. Evet, tefekkür saatidir. Evet. Harika. Ama biraz pahalı. Biraz pahalı. Hadi buyurun. Cambridge Kolejlerinden bir diğerine geldik. Burası Corpus Christi Koleji. Corp, ceset demek. Corpus Christi, İsa'nın cesedi anlamına geliyor. Hazreti İsa, Hristiyan inancına göre çarmıha gerilerek öldürüldü. İslam inancına göre Allah'ın katına yükseltildi. Çarmıha gerilen o değildi. Hristiyan inancında Hazreti İsa'nın çarmıhta ölmesinin manası şudur: tüm insanlık için kendini feda etti. Yani bu kavram esasında, bu kolejin ismi, tüm insanlık için kendini feda eden İsa'nın çarmıhtaki kutsal bedeni. Yani esasında açılımı bu. Ama böyle kısaltırsak, İsa'nın cesedi gibi bakarsak da olay anlaşılmıyor. Hristiyan dünyasının Amentüsü'nün en önemli esaslarındandır bu.
mutlaka Hazreti İsa'nın çağrılmakta tüm insanlık için kendini feda ettiğine inanman lazım. Bir şeydir yani. Çok önemli bir imani esastır Hristiyan dünyasında. Efe Bey çok ilginç. Yani burada Cambridge Üniversitesi'nde oluşan üniversitelerin isimleri hemen hemen hepsi dini figürler, dini argümanlar. İsa isminde bir üniversite var. Şimdi İsa'nın cesedi diyorsunuz buraya. İsa'nın cesedi isminde bir üniversite var. Trinity yani üçleme baba, oğul, kutsal ruh diye onu içeren, onu ifade eden bir isimle bir üniversite var. Demek ki dediğiniz gibi buralar ilk açıldığı zamanlar bir anlamda ilahiyat gibi açılmış oluyor o zaman. Din eğitimi veren sadece ilahiyatlar olarak açılmış buralar. Evet, ilk açıldığında öyleydi. 1600 yıllara kadar da öyle devam etti. 1600 yıllardan sonra işte Rönesans, Reform ve Aydınlanma çağıyla birlikte artık buralarda dini eğitimle beraber pozitif bilimler dediğimiz bilimlerle okutulmaya başlandı. Ve günümüzde artık dini eğitim veren bir kurum kalmadı. Günümüzde bu üniversitelerin tamamında artık modern pozitif bilimler okutulmakta. Ama isimlerini korudular. O İngilizlerin klasik işte geleneklerine bağlılık burada da kendini gösterdi. İsimlerini korudular. Üniversite üniversite geziyoruz. Tabii 31 üniversitenin hepsini gezmeyeceğiz. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Artık bir ara verelim. Şimdi Cambridge'e adını veren Cam Nehri'ni görelim. Hadi bakalım. Hadi, buyurun. Burası da şehre ismini veren köprü herhalde. Evet, Cambridge'in adı Cam Köprüsü demek. Ve bu şehrin ortasından akan bir nehir var, Cam Nehri. İşte bu nehrin şu anda tam üstündeyiz biz de. Nehrin üzerinde birçok köprü var. Ama hiçbir tanesinin adı Cambridge değil. Yani esasında şehir adını bir köprüden almıyor. Cambridge şu demek, nehrin, Cam Nehri'nin iki yakasında kurulan şehir demek. Oradaki bridge fiziksel bir köprüyü ifade etmiyor. Oradaki bridge esasında bir böyle bağlantı gibi. Yani nehrin iki yakasını birbirine bağlayan anlamında Cambridge ismi kullanılmış. Efe Bey, tabi bu kadar bilimsel başarı için de laboratuvar şart. Evet, kesinlikle. Cambridge bununla alakalı bir sistem geliştiriyor. Ortak laboratuvarlar var. Tabii ki bu laboratuvarların en meşhuru, en önemlisi dünyaca meşhur laboratuvar Cavendish Laboratuvarı. Cavendish Laboratuvarı'nın bulunduğu bölüme doğru gidiyoruz. 1874'ten 1974'e kadar 100 yıl boyunca bu binada Cavendish Laboratuvarı bulundu. Bu 100 yıl boyunca bu laboratuvarda çalışan bilim adamları buradan 34 tane Nobel ödülü çıkarttılar. Bu bakımdan da çok önemli bir mekandır. Tabii en önemli buluş The Secret of Life dedikleri hayatın sırrı olan DNA'dır. DNA'nın bulunduğu yer Cavendish Laboratuvarı. 1953'te iki tane bilim adamı bu laboratuvarda yaptıkları araştırmalarla insanlığın sırrı, yaşamın sırrı olan DNA'yı buldular. Yani burası. Bu laboratuvarın şu andaki müdürü bir Türk, Mete Atatüre. Mete Atatüre fizikçi, yıllardır Cambridge Üniversitesi'nde çalışıyor. Çok başarılı bir insan. Aynı zamanda da dünya ünlü bir laboratuvar müdürünün bizim insanımızın gurur olması şey. Çok gurur, gurur verici bir şey. Mete evet. Hocamızı tebrik ediyoruz buradan. Evet. Gerçekten bizi gururlandırdı yani. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Şimdi burada bu laboratuvarda bulunan DNA sarmalının ilan edildiği yere gidiyoruz. İngiliz sosyokültürel tarihinin bir parçasını tanıyacağız. Çok çok ilginç bir hikayesi var. Hadi devam edelim. Hadi, hadi bakalım. Merak ettim şimdi. Evet, çok ilginç. Evet, burası The Eagle Pub, kartal demek. Pub, publar İngiltere sosyal kültürel tarihinde, sosyal hayatında çok önemli yerleri vardır. Hayatın yaşandığı yer, sosyalleşilen yer, aynı zamanda da orta düzeyde yemek yenilen yerler. Bak, bu pub'un özelliğine az önce bahsettik. İki tane bilim adamı. Kim bunlar? Francis Crick ve James Watson 28 Şubat 1953'te DNA sarmalını, hayatın sırrı olan DNA sarmalını buldular. Nerede buldular? Cavendish Laboratuvarı'nda buldular. Hemen şurası Cavendish Laboratuvarı. Şimdi bu bilim adamları o laboratuvarda çalışıyorlar. Acıkıyor adamlar. Öğlen yemek yiyecekler, akşam yemek yiyecekler. Nerede yemek yiyecekler? Publarda yiyorlar. Çünkü publar aynı zamanda sosyalleşme mekanı olduğu gibi aynı zamanda da bir restorandır. Burada gelip öğlen yemeklerini, akşam yemeklerini yiyebilirler. İşte buraya yemeğe geldiler. Yemeğe geldiklerinde... Evet beyler, yarın DNA'nın keşfini ilan ediyoruz.
İşte bu masa DNA'nın keşfinin ilan edildiği masa. Dünya tarihinde belki en önemli olaylardan bir tanesi. Ama işte o kadar önemli olay bu kadar sıradan bir mekanda dünyaya ilan ediliyor. Gerçekten ilginç. MUPAP'la alakalı bir ilginç olay da şudur. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile Amerika müttefikler. İngiliz askerleri Amerika'da, Amerikan askerleri İngiltere'de vazife alıyorlar. Bir grup Amerikan askeri, hava kuvvetleri bunlar, Cambridge yakınlarındaki bir asker üste İkinci Dünya Savaşı boyunca görev aldılar. İngilizlerle birlikte Almanlara karşı savaştılar. Bu askerler elbette ki savaşın haricinde normal günlerde de işte çarşı iznine çıkıyorlardı. İşte Cambridge'e geliyorlardı Amerikan askerleri çarşı izninde. Artık pub'ın adı The Eagle, yani kartal ya, hava kuvvetlerinin sembolüdür. Ondan mıdır nedir? Amerikan askerleri burayı kendilerine mekan ediniyorlar ve burada takılıyorlar. Savaş boyunca burada işte yemek yiyorlar, içki içiyorlar, burada eğleniyorlar hafta sonları. Artık savaş bitmek üzere. Artık askerler kendi ülkelerine geri dönecekler. Amerikan askerinin bir tanesi çıkıyor masanın üstüne pub'dayken. Alıyor çakmağını, tavan, ahşap tavan. Tavanın üstüne böyle is yaparak, yakarak böyle kendi askeri birliğinin adını yazıyor. Onu gören askerler, diğer askerler, onlar da kalkıyor. Lan bizim başımız kel mi? Biz de yapalım diyorlar. Onlar da kalkıyorlar. Onlar da masanın üstüne çıkıyorlar. Kimi askeri birliğinin adını yazıyor. Kimi baş harflerini yapıyor. Kimi sembolünü yapıyor. Derken bütün tavan askeri birliklerin ismine dolu oluyor. Sonra savaş bitiyor. Askerler memleketlerine dönüyorlar. Bu pub'un sahibi pub'unu tamir ettiriyor. O çatının üstünü kapatıyor. Sonra aradan yıllar geçiyor. Tekrardan pub'ı tamir ettirirken o çatıyı açıyorlar. Çatıyı açtıklarında karşılarına o isimleri yazılı tavan çıkıyor. Bu nedir ya, nasıl bir şeydir falan diye böyle konuşurlarken işte olayın gerçeğini anlıyorlar. Ya diyorlar ki bu çok orijinal bir şey. Zaten İngilizler bu konuda hastalar, gelenekler konusunda ve diyorlar ki bunu parayı çevirmesini de biliyorlar. Parayı çevirmesini de bilirler. Hemen onu restore ettiriyorlar ve pub'ın tavanında şu anda o Amerikan askerlerinin yazdıkları isimli tavan duruyor. Bu yayılıyor. Askerler bu konuda merak ediyorlar ve bir şekilde dünyanın neresinde olursa olsun İngiltere'ye yolu düşen herhangi bir ülkenin askeri buraya geliyor ve o yazıyı inceliyor ve onlar bu geleneği devam ettiriyorlar. Ama nasıl devam ettiriyorlar? Artık gidip de tavana onu yapamazsın. Ne yapıyorlar? Askeri birliklerin stikerlerini duvara yapıştırıyorlar. O yapıştırıyor, bu yapıştırıyor, o yapıştırıyor derken bütün duvarlar şu an stikerlerle dolu. Stiker bulamayan veya getirmeyen de kalemle duvara kendi askeri birliğinin adını yazıyor, kendi adını yazıyor, imzasını atıyor. Bu stikerleri genelde askerler yapıştırıyorlarmış. Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetlerinden de buraya iki arkadaşımız gelmiş ve stikerlerini yapıştırmışlar. Her zaman, her yerde, Türkiye. Efe Bey, 5 saat oldu değil mi? Olmuştur, tabii. 5 saattir Cambridge'i geziyoruz. Gerçekten orta çağdan kalma bir şehir. Üniversitelerin oluşturduğu bir şehir. Yani şehrin içerisinde üniversite değil, üniversiteler bir araya gelmişler, şehir oluşturmuşlar. 800 yıllık üniversitelerin arasında dolaşmak ayrı bir keyif vericiydi. Ben Efe Bey'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Londra'ya geldiğimde, İngiltere'ye geldiğimde ben Efe ile geziyorum. Sizler de eğer gelirseniz Efe ile gezin derim. Instagram sayfamız Efe ile geziyorum. O kadar. Evet. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Programımız burada bitti. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dünya alem, hoşça kalın. Tabii bu arada dünya alemi takip etmeyi de unutmayın.